Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Selim. Bugün sizlerle beraber Rise of Kingdoms'ta tahmin edebildiğiniz üzere Kızılların Kızılı, sevgili Hulika'yı hulleyeceğiz sonunda. Neden böyle bir karar verdim? Hepsine ve daha fazlasına geçmeden önce bana destek olmak için like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hulika bizi beklemez. Hadi o zaman Kızıl Kraliçemize geçelim arkadaşlar. Neden bu lika yapıyorum? Şunu söyleyeyim. Abi süvari de yapabileceğimi yaptım ya. Yani Nevski Juan yapıyorum. Savaşta onu söyleyeyim sizlere. Nevski Juan yaparken Nevski sarığı arkasına lükse bakın Juan da full sarı çıkıyorum. Yani başka bir komutana koymuyorum. Fazla artık süvariden her şeyim fazla fazla var. Biliyorsunuz Africanus'la oynuyorum. Africanus Alex. RSS, MSS olaylarına girmeyeceğim. Tek birim, çift birim yani yok kaynak yetmiyor. Kaynağınızı takas edersiniz, ayarlarsınız. Gördüğünüz gibi benim üstümde aslında odun namına bir şey yok. Kaynak ayarlamak, işte çok birim oynamak çok mantıklı falan. Bunların hiçbirine katılmıyorum. Tek birim oynayıp tek birimden gidebilirsiniz. Gayet de güçlü olursunuz. Ama oyun artık şuna döndü. En yeni komutanlar en güçlüsü. Yapabilecek bir şey yok yani. Bugün Nevski Juan'ı ya da Xiang Nevski'yi diyelim. Herkes yapıyordu abi. Piyadesi, okçusu. Bize böyle bir ordu süvari lazım deyip iki kıta süvari. Hatta şöyle söyleyeyim. Okçu en okçuyum diyen adam bile araya iki kıta okçu süvari atıyor resmen. Yani okçuyum diyen adam 3 kıta okçu oynamıyor. Bir piyade, iki süvari, iki okçu oynuyor. Piyadeyim diyen kişi 3 kıta piyade çıkamıyor. Düşün. Süvariyim diyorum ben. 4 kıta süvari çıkabiliyorum ama 4 kıtada beni tatmin ediyor mu? Çok etmiyor. Aslında ediyor ama yani genel olarak herkesi tatmin etmiyor. Yani şöyle 4 kıta süvari, 1 kıta piyade ya da 4 kıta süvari, 1 kıta okçu diyelim çıkmaktansa 3 kıta süvari çıktığın zaman en süper süvarilerle çıkabiliyorsun. 1 kıta farklı birim, 1 kıta ya da 2 kıta piyade, 2 kıta okçu çıktığın zaman da en iyilerle çıkabiliyorsun. Böyle bir artık avantajın var. Ha şu var. Yeni süvari geldiği zaman aslında Xiang, Nevski, Juan, William ve en yeni süvarilerle full çok güçlü süvari şekilde çıkabilirsin. Yeni okçu geldiği zaman da okçular kendisini bir kıta fazlalaştırabilir. Piyadeciler kendilerini bir kıta fazlalaştırabilirler. Bu hep böyle devam edecek. Hani kalite artacak ama şu anki savaştaki kaliteyi benim hızlıca yakalayabilmem için okçuya sanki ihtiyacım var gibi hissettim. Aslında hissetmedim de. Ekipman olarak da şöyle bir sıkıntı var. Okçuyu full mor yapacağım. Full mor yaptığımız zaman dilli setini arkadaşlar ortalama şurada 40 materyal. Burada 60, 100. Burada 140. Burada da 60. 200 mor materyal sadece buraya gidiyor. Şimdi bir tane silah yapsanız altın çağ 90 da burada gidecek, 290. Bir tane ayakkabı yaptığınızı düşünelim. 40 da burada gidecek. 330 malzeme, 330 mor okçuya gidecek. Bu da fazla bir sarı. Yani 320 dediğiniz zaman abi 80 sarı demek. Neredeyse bir tane kolye yapmak yerine ya da iki tane sarı ekipman yapmak yerine okçudan bir kıta full mor yapmayı ilk hedef olarak yaptığınız zaman geri atar. Ben şunu düşünüyordum. Yani bir tane kolyelere geldiğim zaman işleyebilirsin, işleyebilirsin diyor. Demek ki benim bir kolye daha işleyecek gücüm var. Ekstra bir kolye çıkarım diye hayal ediyordum. Alırım da süvarilerimi daha da güçlendiririm. Yani süvari için çok güçlü. Yani süvari için gerçekten güçlüyüz. Ama Shankyu Maurya yaptığım zaman beni çok tatmin etmiyor. Onun yerine dediğim gibi Juan Nevski, Shankyu'yla başka Fatih örneğin Saladin William yapıp sadece 3'e düşüp Attila Takeda kullanmıyorum. Yani o da şu yüzden kullanmıyorum. Aslında savaş Attila Takeda'yı çağırıyor ama şu an ben bu KVK'da bir kere bile kullanmadım. Tam böyle karambol, düşman bize çok çıkmıyor. Tam Attila Takeda'nın o kalabalığın içi. Attila Takeda'nın yeri ama herkes çok nükür. Yani Attila Takeda'nın eski gücünün olmayışının bir sebebi de şu. Xiang, Juan, Nevski. Bunlar çok yüksek vuruyor. Attila Takeda gibi komutanları hızlı eritebiliyorsun. Aynı şekilde okçularda
Piyadelerde çok yüksek vuran komutanlar var. Meydan artık çok yüksek vuran komutanların olduğu için, meydanda çoğunluk olduğu için Atilla Takeda'ymış, Pakallarmış. Bunlar tamam. Vur, çek, vur, çek, sana vur. Yani iş yapıyor ama anında eritebiliyorsun bu komutanları. Eski zirve tadı yok. Yani Atilla Takeda'yı dönemin Ramses'ine, dönemin piyadelerine göre değerlendirdiğin zaman eskilerde ne oluyordu? Piyadelerde, Konstantinler, Edward'lar okçularda, Tomlisler falan bir şekilde bir öncekilerde öyle olduğu için Atilla Takeda'yı direkt böyle eritebilecek nükür bir komp olmadığı için hiçbir yani oyunda komutan çeşitliliği olmadığı için Atilla Takeda'lar veya Pakal Herald'lar sağlam iş yapıyordu. Ama artık komutan çeşitliliği o kadar çok ki nükürlük o kadar yüksek ki hangi böyle karşı saldırısı olan komutan olursa olsun çok yüksek bir şekilde vurabiliyorsunuz. Bu yüzden artık ben bir çeşitliliğe gitmek istedim. Yani bu şey aslında lüks. Bir de heykel sayımın verdiği avantaj bana. Budika'yı yapayım. 1600 heykelimiz var. 600 heykel gider buraya. Yine heykel kalır. Yeni süvari geldiği zaman ikisini birden yine de ben fullerim. Yani benim için dert değil abi. Hadi o zaman fulleyelim Budika'yı. Bu dediğim gibi aslında buradan sonra yeni okçu gelir ve yeni okçu Budika'dan daha iyi olursa anlık bir pişmanlık yaşayabilirim. Ama şöyle de bir şey var. O anlık pişmanlığı yaşamak için bu arada XP basmamız gerekecek. Yani KVK'da olmasam fullemezdim. Beklerdim hani KVK gelecek de işte kayıt olacaksın da o sırada ne bileyim başka şeyler olacak da falan derken bekle Allah'ım bekle. Belki yeni komutan gelecek. Şimdi savaştayız. Savaş bittikten sonra 5-10 gün sonra ben bir daha savaşamayacağım. Ben 2 ay 3 ay savaşamayacağım. Keşke yapsaydım olacak. O zaman şimdi neden yapmayayım diye. Yani biraz şartlar belirliyor. 800 heykelim 900 heykelim olsa yapmazdım. Acaba yeni okçu nasıl olurdu diye beklerdim. Şimdi bunun beklememe ihtiyacım yok. Çünkü hem heykelim var hem de AVK'nın içindeyim. Size asla bakın ben şu an yapıyorum ama size bunu yapın demiyorum arkadaşlar. Bu kendi yani şartlara ve duruma göre alınacak karardır. Böyle anlık otomatik alabileceğiniz bir karar değildir. Sizler de abi kendi kararlarınızı verirken kesinlikle şartları göz önünde bulundurun. Başkası size yap dediği için yapmayın. Yarım yapıyorsan yani mesela şimdi şunu söyleyelim. 400 heykelim var ve Budika'yı ben fulleyemeyeceğim. KVK'da yarım haliyle azıcık kullanıp geçeyim. Sonra tamamlarım. Ben onu tamamlarım diyene kadar belki daha iyisi geliyor. Yarımsan ihtiyacın olan yoksa benim de ihtiyacım yok. Sadece kendimi çeşitlendirmek için kullanıyorum. Yani sizin hiç ihtiyacınız yoksa ve yeterli maliyetini karşılayamıyorsanız asla yapmayın. Bu Budika için söylemiyorum. Hiçbir komutan. Planlamadan oynamayın abi. Benim hesap ekstra planlanmış bir hesap. Abi bu bana oyunda beni geriye atmıyor. Dediğim gibi bunu yapıyoruz. Bin heykelimiz kalıyor. Bin heykel bize yeter abi. Size böyle bir avantajınız varsa ve çok komutanınız varsa alternatiflere yönelebilirsiniz. Ben ne yapacaktım? Ziska fulleyecektim. Bir tane garnizon yapacaktım artık. Jadwiga'yı da yaptım biliyorsunuz. Ama olmadı. Şu an için Ziska geri plana girdi. Yani ileride onu fuller miyim? Fullerim tabii ki. Yani başka süvariye belki başka bir garnizon. O zaman onu fulleriz arkadaşlar. Oyunun en güzel tarafı tek doğru olmayışı. Yani asla tek doğru yok. En güzel tarafı da bu. Yani ben Budika yapmak ilk çıktığında yapsaydım madem öyle ekmeğini yerdin. Başka yerde savaşırdın derken. O zaman farklı doğrular vardı. Ben mesela yeni liderlikleri bekliyordum. Liderlik gelmedi abi. Oyun değişebiliyor. Bir komutan bekliyorsun. İlk defa hani yıllardır olan sistemi oyun sana değiştirebiliyor.
Neydi? Süvari, piyade, okçu, liderlik, sonra süvari. Ne oldu? Herkes yeni liderlikler gelecek derken Onur abiyle iddiaya girmiştik. Süvariler ben şu tarihte gelirim. Ben süvariler bu tarihte gelecek demiştim. Eyvah iddiayı kaybettim derken ne oldu? Yeni liderlik gelmediği için iddiayı ben kazandım. Bir ayında oyuna süvari geldi. Yani şu vardı. Liderlik gelecek, 3 ay sonra da yeni süvari gelecek deyip mesela insanlar o an okçu yapabilirdi bu. Nasıl olsa abi 3 ayda liderlik gelecek. Ondan sonra dur ben bir butikayı yapayım. Piyade oynuyor mesela diyelim. Liderlikten sonra da süvari gelecek. Ben o zamana kadar piyadeye kadar heykel bulurum diyebilirdi. Uzmanlığımız hayırlı olsun. Hiç yarım hali full hali kıyaslamıyoruz bile. Böyle kullanıp denemeyelim demiyoruz bile. Bunu diyebilirdi. Yani ne diyebilirdi abi? Ben piyadeyim. Yani okçu piyade gibi oynuyorum. Okçu yapmışım butikayı. İşte yeni piyade ama dört gözle bekliyorum. Liderlik gelecek, sonra süvari gelecek, sonra Sargon gelecek mantığını düşünün. Ama ne oldu? Yeni liderlik gelmedi. Bir anda süvari geldi. Sonra ne oldu abi? Sargon. Bu arada Budika'nın yetenek ağacına da bakmak lazım. Nasıl nasıl? Akrebe gidelim. Evet, böyle bir akrebe gidelim. Buraya da gidelim. Bu. Fulleyelim. Burayı fulledik. Arkadaşlar sonra nereye gidelim? Okçu birimlerin saldırısı. Birimlerin... Normal bir saldırı başlattıktan sonra öfkeyi 3 birim daha arttı. Onun yerine şuna verelim. Okçu birimlerin saldırısı. Belki yetenek ağacında bir farklılık kullanabiliriz. Belki süvari. Şimdilik böyle bir yetenek ağacı yaptım. Bunu ayarlarız. Budika bana hayırlı uğurlu olsun. Hemen bir taslaklarını yapalım. Altın çağ okçu savunma. İnşallah kritik atar. Oha tek de kritik attı. Bir şey söyleyeyim mi? Sarı ekipman yapsam tek de kritik atmaz. Yani böyle de bir ilginçlik var. Diriliş çeki. Okçu savunması. Bunu da yapalım. Yenile. Kritik. Bu da kritik. Evet. Gövdelik. Gövdelik. Hep yenile. Ya 25 nasıl geliyor? Abi şanssızım ya. Onayla. Eldiven. İp yenile. 5 tane hakkım. %25. Yuh. Yuh. Okçu. Onayla. Birleşti isteki. Bunlar da kritik gelecek. Evet tek de şey gelmedi. Hadi abi ya. Aha tek de geldi. Onayla.
Tamam. Şimdi ayakkabı. Okçu sağlığı alev alem. Bu da kritik gelecek. Evet ve bu da kritik geldi. Buna da onayla. Şimdi arkadaşlar Budika'mızı yiyelim. Prime Budika. Kuşan 1. Kuşan 2. Kuşan 3. Kuşan 4. Evet, silahımızı giyelim. Şimdi buraya bir tane hareket hızı verelim. Paladin bu, bunlar bu. Böyle idare etsin. Ulmor. Full kritik. Toplam stadımıza bakalım. Evet. Okçu savunma sağlık. Okçu savunmamız bayağı. Sağlığımız az. Ama zaten abi bir de medeniyetimiz gördüğünüz gibi Osmanlı arkadaşlar. Bu arada evet 5 milyar KP'liler grubuna ben de katıldım. Sizlerle bir savaş son gaz devam ediyor. Savaşıyoruz. Böyle bir hemen ölümü göstereyim. Kilimizi gösterelim. 8 milyon civarı kilimiz var. 7994. Budika bize hayırlı olsun. Umarım çiçeği burnunda sıfır killi komutanımızla güzel bir illere ulaşırız. Böyle bir hazır kayıt yapalım. Oo, hemen öne çıktı. Budika YSG. Aslında benim E-Sitim de full. Bu arada asker sayımız yok. Evet, şöyle yeniçeri kaydet. Atilla Takeda yerine. Evet. Budika. Kaydettim. Yeniçerilerimiz güzel güzel parlıyor. Hala materyalimiz var mı? Materyalimiz iyi kötü var ama diğerlerinden yok. 3000 tane derimiz kaldı. Sıkıntı yok. Dükkandan daha hiçbir şey almadık. Dükkandaki sarı materyalleri alırız. Yine ekipman yaparız. Budika benim için hayırlı olsun. Sizin için de hayırlı olsun. Umarım oyunda artık daha da güçlenmiş olurum, bulunurum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.